Bugün 24 Şubat 2023, depremin 19. günü. Hala pazarcıktayım. Şöyle gidebildiğim noktaları sizlere göstermek istiyorum. Bazı yerlerden daha önce de geçmişimdir, videolarını paylaşmışımdır ama en azından 19. günde depremin sokaklarda durumların nasıl olduğunu, caddelerde durumun ne olduğunu bir videoyla daha göstermiş olurum sizlere. Biliyorum siz videoların sallandığını söylüyorsunuz ama maalesef telefonu elimde tutuyorum. Hala insanlar ağır hasar rapor verilen evlerinden eşyalarını taşıyor gördüğünüz gibi. Şu an 6. caddedeyim. Salman Çomak hemen sağ tarafımızdaydı ayakta. Göksel apartman ayakta. Yani burada sağımızdaki, solumuzdaki bütün yapıları görüyorsunuz. Ayaktalar. Fotek olsa Ali Derviş apartmanı hemen şöyle göstereyim. Ayakta, sağdaki, soldaki bütün yapılar arasında Sevgi apartmanı ayakta ama bu apartmanın duvarlarında çok fazla tahribat var. Kolonlarda var mı yok mu onu bilemiyorum. Ama bu taşıyıcı kolonlarda en azından burada iki kolonu görüyorum. Herhangi bir problem görünmüyor. Kani apartman. Yine bu tarafta Zeynep apartman. Yarın tamamı. Yani bu sokakta, bu cadde üzerinde 6. cadde yanılmıyorsam, Botanika kafeye çıkan cadde. Burada yapılar ayakta. Genelde ayakta yani. Ama Botanika kafeden hemen sağa döndüğümüzde daha önce zaten yapıyı göstermiştim sizlere. Evet, birkaç yerde daha gördüm. Böyle duvarlara yazılama yapılmış. Yalnız değilsin pazarcığım diye. Bazı yerlerde üzülme pazarcığım, geri döneceğim diye yazılamalar var. İnkay apartman, Gülay İlyas Çomak apartman,
Bunların tamamı ayakta. Daha önceki videolarda muhtemelen göstermiştim ama bugün 24 Şubat depremin 19. günü, tekrar göstermek istedim. Burası 7. cadde yanılmıyorsam. Bu 7. caddenin hemen köşesindeki yapı yıkılmıştı. Burada Miça Kolo apartmanı var. Apartman sağlam, hatta duvarlarında dahi herhangi bir çatlak, bir dökülme görünmüyor. Gözle görülür böyle büyük bir çatlak, büyük bir şey. Karşısındaki iki katlı yapı da hemen bu 7. cadde üzerindeki Çınar Rezidans ve karşısındaki apartman da ayakta. Yalnız buradan öteye şerit çekilmiş, güvenlik şeridi, geçemiyoruz. Çünkü burada hemen yıkılan bina var. Onun enkazı var, o yüzden buradan itibaren gidemiyoruz. Evet, burası Ahmet Cansel apartman. Hemen 7. caddenin köşesindeki yapı bu. Birinci katı tamamen çökmüştü ve yan yatmıştı. Ali Baba apartmanı hemen solumda, Çetiner apartmanı da sağımda, her ikisi de sağlam. Köşkeroğlu apartman burada. Apartmanın ismini bilemiyorum. Bakalım neymiş bu. Evet, Naz apartmanmış hemen köşedeki. Burası Hüsne Hüseyin Çomak apartmanı. Burası Papatya apartmanı. Çerağ yine öyle. Buraları göstermiştik daha önce. Yani buralarda zaten yıkılan bina çok yok. Evet, birçok sokakta aslında yük kamyonlarını görmek mümkün. Çünkü insanlar ağır hasarlı raporu verilen evleri boşaltıyorlar. Bu evlerin tamamı yıkılacak. Yine burada kiracı olarak oturan kimi yurttaşlar da evlerini taşımaya başlamışlar. Thank you.
Burası 16. cadde. Bugün depremin 19. günü, 24 Şubat 2023. Kazarcık'ta sokakları görüntülemeye devam ediyoruz, caddeleri. Sabahın erken saatlerinde birçok yük aracı, yük kamyonu evlerin önünde beklemeye başladı ve evlerin taşıma işlemini sürdürüyor. Özellikle ağır hasarlı ve yıkılacak olan binalar bir bir boşaltılıyor. Burası Çamlıtepe Mahallesi. Er Yılmaz Market'in olduğu yer. Hemen bu parkın içerisinde insanlar barakalarını kurmuşlar, kendi çadırlarını kurmuşlar. Şöyle göstereyim. Buradan bu 3 bloğun, 3 sitenin, yani 3 bloklu sitenin olduğu yere gidiyoruz şimdi. Burayı daha önce fotoğraflamıştım. Sanırım belki videoda göstermemiştim size ama Çamlıtepe'ye bakıyor. Bilmiyorum artık Belman Tepesi mi deniliyor burası, yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama sanırım sitenin ismi Belman Sitesi'ydi. Bu sitede daha önce geldiğimizde de insanlar evlerini taşımayı sürdürüyordu. Hala taşınma işlemleri devam ediyor.
3 bloklu bir site, yüksek katlı bir apartman. Böyle ayaktalar ama duvarların büyük bir bölümü çatlamış, patlayan duvarlar var. İnsanlar sitelerdeki evlerini boşaltıyor. Burada da kamyon var. Boşaltmayı bekliyorlar. Karşısı Çamlıtepe. Bazıları buraya Belman Tepesi diyorlar ama belki de bilemiyorum yani sitemi ismini buradan almış, burası mı ismini siteden almış bilemiyorum ama buradan inince böyle pazarcık böyle görünüyor. Hemen solunda da zaten Belman sitelerinin alt tarafı var. Alt sokaklar ve mahalle var. Oraya doğru da gideceğiz. Evet, günlerin yorgunluğu nedeniyle bazen dilim dönmüyor artık. Bu sokakları daha önce dolaşmamıştık. Çünkü buralarda çok ağır hasarlı yapılar olmasına rağmen yıkılan, tamamen enkaza dönüşen yapı yoktu. O yüzden daha çok enkaza dönüşen yapıların olduğu noktalarda çekimler yapıp oradaki son gelişmeleri sizlere aktarıyorduk. Burada mesela tamamen enkaza dönüşmüş bir yapı. Hemen yanındaki de öyle, bir katı çökmüş tamamen, yani ikinci kat tamamen çökmüş. Yapıların tamamı depremde yıkılmamış, onu söyleyelim arkadaşlar. Ağır hasarlı yapılar da artık çok yıkıldığı için, yani birçoğu, bu buradaki en azından, ben daha önce sanırım sokaklardan da geçmiştim, bu binalardan bir bölümü ağır hasarlı olduğu için, yıkılma tehlikesi taşıdığı için iş araçlarıyla yıkıldı. Çekim yapmıştık daha önce. Lise diplomasını enkazdan çıkaran bir öğrenci vardı. Evet, depremin 19. günü. Bugün 24 Şubat 2023. Pazarcık'ta sokakları, caddeleri, mahalleleri dolaşmaya devam ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda dolaşıyorum.
Hüseyin Belman sitelerinin yan tarafına, alt tarafına kurulmuş çadır kent. Eğitim çadırları Mehmetçik Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı Mehmetçik Okulu hemen burada. Yine okul sulaları vardı. Birçok AFAD çadırının olduğu noktada Karayılan Destanı'ndan bir kesit yazılmış buraya. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azlı düvelerle dövüşüyordu, fakat dövüşüyordu. Köle olmamak için, iki kat iki kat soyulmamak için. Haydi unutmayalım, nereden biz gücü alacağız. Hem açken hem de tokken haydi unutmayalım bu dayanışmayı diye not düşünmüş bu çadırın üzerine. Evet, birçok çadır kentin olduğu noktaya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı çadırlar da kurulmuş. Buralarda öğrenciler için, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Tabi bazı öğrenciler depremden etkilenmeyen bölgelerde eğitim görecekler. Bunlar için de zaman zaman çağrılar da yapılıyor. Yani özellikle çocukların, bu deprem bölgesinden gelen çocuklara farklı yaklaşmaması için ailelerin çocuklarını uyarması gerektiği yönünde uzman görüşleri vardı. Evet, yani 19. gün depremin, insanlar çok yorgun, gönüllüler çok yorgun, evlerinin altında her şeylerini yitiren, canlarını yitiren insanlar hem bitkin hem yorgun, ama bir taraftan da geriye kalanlar hayata tutunmak için çabalıyor, uğraşıyor. Kimisi çadır kentlerde, kimisi evlerinin önüne kurdukları çadırlarda. Henüz çadıra ulaşamamış olanlar da barakalarda, kimi parklarda, oyun alanlarının etrafına çektikleri brandalarla soğuktan korunmaya çalışıyor. Bu videoyu burada sonlandıracağım yavaş yavaş ve gün içerisinde
yeni videolar, yeni insan hikayeleri, insanların yaşadıkları sorunları sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Bu yayınlar nedeniyle birçoğunuzun yardımları, dayanışmayı sürdürdüğünü biliyorum. Bu çok önemli. Yani sadece ilk 10 gün değil, bu insanların uzun bir süre toparlanmak için uzun bir süre dayanışmaya ihtiyacı var. Ve aralıksız bu dayanışmayı sürdürmekte fayda var. Evet, Alevi Kültür Derneği'nin önüne geldim. Burada Alevi Kültür Derneği de zarar görmüştü ve hemen yanı başına konteynerden bir kültür derneği yapılıyordu. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Dayanışmanızı, deprem bölgesindeki insanlarla dayanışmanızı esirgemeyin. Kim elinden ne geliyorsa yaparsa eğer, insanlar daha çabuk yaralarını sarar. Çocuklar daha çabuk travmayla baş etmeyi öğrenir. Kadınlar daha çok yaşama tutunmaya çalışır ve hayatları daha fazla kolaylaşabilir. O yüzden depremzedelerin, deprem bölgesindeki yurttaşların hepimizin dayanışmasına ihtiyacı var. Bizler de bu dayanışmamızı esirgemeyelim lütfen.